Hemen bunları toplar alırlar. Hiçbir şey, kesinlikle hiç öyle. Mani olunamaz. Millet de destek verir. Hiçbir sıkıntı çıkmaz hocam. Ben tarih korkakları yazmazmış hocam. Cesurları yazarmış. Evet. Cesur içimizde ne savcılar, hakimler var. Ne evet. Ordumuzun içinde askerimiz evet, var, evet. Komutanlarımız var. Milletimiz evet. Zaten Necip milletimiz kendi vatanında öksüz kalmış. Tepemize vurdular. Sabrettik. Sabrın da bir sonu var. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Evet, bizim sabrımızın patladığı yer de yine hukuka uygun yerdir. Asla yanlış bir şey yapmayız. Kimseyi de yanlış bir şeye sevk etmeyiz. Ama yine 3 saatten fazla konuştum. Benim nefesim falan kesildi. Son sözlerimiz bunlar olsun. Daha sonra inşallah. Daha i̇nşallah hocam. Bu konuya girmeye gerek yok da son sözüm şu olsun. Dedin ya öyle. Bundan sonrasında biz ölsek bile onlarca sene, bence bir asırdan bile daha fazla sene Akademi Dergisi konuşulacak. Öylesine kritik bir zamanda, öylesine müdahaleler yaptı, öylesine şeyler öğretti, öylesine şeyleri gözler önüne serdi, öylesine hainleri oyundan düşürdü, öylesine böyle memlekete, millete faydalı olacak insanların önünü açtı, geçin buradan dedi, geçirdi. Bunların arasında devlet yetkilileri de var. Neler nelere vesile oldu. Bir dönüşüme, hızlı bir şekilde dönüşüme sebep oldu. Ve bu da konuşulacaktır. En azından bir asır, eğer varsa dünyanın ömrü, bir asır boyunca evet. Gelecek nesiller hayırla hayır duasıyla yad edeceklerdir. Yani. Buna hiç şüphe etmiyorum. Duruşunu da, evet, kesinlikle bu duruşu da örnek alıyorlar, alacaklardır hocam yani. Çünkü duruş da önemli. Evet. Bazen insan imkanı vardır ama duruş çok önemli ya. Ben son söz dedim ama asıl son söz şu olsun. Bitmez bu mevzular da. Ben özellikle camiamız mensuplarına söylüyorum. 2022 yılını siz hele bir görün. Neler neler olacak demişti Arif Ahmet Bey abimiz. Uzun yıllar boyunca ben yola çıktığım ilk anlarda 2009-2010'larda mail adresini bile akademi 2020 yani 2020 olarak almıştım. Sonra hemen fark edildi, sen bunu boşuna almamışsındır diye soranlara da açıktan o zamanlardan beri anlattım. Ben ölçtüm biçtim, bence 2020 dedim. Çok 1-2 sene oynar dedim ama hiç büyüğümüz müdahale etmedi. Ha, ben boş bakan demeye başladıktan sonra o da oradan boş bakan dedi çevresindeki kişilere, kardeşlerimize. Yetkili üst kadroya bir şeyler anlatırken boş bakan tabirini kullandığı, akademi paralelinde çok şeyler söylediği, konuştuğu, anlattığı, üstünü tamamladığı, ince ayarlara verdiği, yani tam yapamadığımız en ince detaylarda ayar verdiği konuşmaları zamanlaması manidar şekilde oldu. Ama şunun şeyini çok ağır ömründe söyledi. Son senesi içerisinde söyledi. O dakikaya kadar söylemedi. Bu mevzuya girmedi. 2020-22. Ama 2022 dedi. Kim ne zaman söyledi? Ali Erol abi var ya, merhum üstadımızın talebesi. Onu ziyarete gittiğinde, onunla muhabbet ederken, sohbet ederken, hele sen bir dur bakalım, hani yaşı da ilerlemişti ya, o manada da ümit vermek adına ona da böyle şey yaptım, moral olsun diye. Bir taraftan da bunu söylemesi gerektiğini demek ki düşünmüş. Hele bir 2022'leri gör. Sen bir 2022'yi gör bak neler olacak gibi demişti. Memleketin böyle manzarasına bakıp da karamsar olacaklar varsa hiç olmasınlar. Çünkü gecenin en karanlık vakti sabah namazından az öncesidir yani. Sabah vaktinden az öncesidir ve bir şey şiddetle düşerse, ne kadar sert bir cisim olsa ve ne kadar sert düşerse bile o nispetle ne yapar? Sıçrama yapar. Düşüp dibe vurur, bir yandan sonra ister istemez bir sıçrama, bir yükselme olur. Ve sonra birileri de onu tam kontrol edip de o sıçramayı devam ettirdiği anda nasıl oldu denilen şeyler kısacık sürede olur. Önce şu milletimiz, şu ümmetimiz, sonra bütün insanlık kurtulur. Yoksa bu böyle, bu insanlıktan çıkmış grupların ihanet teşekküllerinin dünyayı, bunlar artık bunun adını koyalım. Deccal'in ordusu. Deccal bir gizli Yahudi olacak. Gerçek kimliğini gizleyecek. Su gösterdiği ateş, ateş gösterdiği su, yani kurtuluş, rahmet olarak gösterdiği felaket, yani cehennem, sonsuz cehennem ve ateş, cehennem gösterdiği, felaket gösterdiği, vatan ve milleti kaybetmek, dini kaybetmek
olarak gösterdiği su yani rahmet. Yani dinin evet. aslı, memleketi kurtarmanın yolu olacak. Yani her şeyi tersine çevirip gösterecek. Bir gizli Yahudi olacak ve tek olmayacak. Onun askerleri ordusu olacak. İşte onun ordusu bu içimizdeki İsrail. Bu içimizdeki evet, İsrail'in evet. biteceği, böyle artık son noktanın konulacağı yer benim tahminimle 2020 idi. Şu an için yanılmış görünüyorum. 2022 diye düzeltilmiş olduğunu düşünüyorum. Doğru anladıysam 2022'de bunlar son darbeyi almış olacak. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Artık konuşamıyorum, yutkunamıyorum. Bitirelim. Sen mevzuları tamam, anladın. Abi. Zaten onları takip anladım. Et.